Kayseri'den bir haber, bir cinnet haberi. Cani baba dehşetiyle sarsıldı bugün. Cinnet getirdi o baba. Önce eşini ardından da 3 çocuğunu katletti. Trajedinin devamında bir de intihar girişimi var. Kapılara vuruyordu, bağırıyordu, çağırıyordu. Tanımaz olaydık. Gece öldürmüş oğlum, bilmiyorum. Cinnet getiren baba dehşet saçtı. Önce tartıştığı eşini, ardından da 3 çocuğunu öldürdü. Cesedi şöyle indirikleyen görünce balkonda şöyle kaldım. Kızımın arkadaşıydı. Şurada oynardı hepsi. Baba katliamının adresi Kayseri'nin Melikgazi ilçesiydi. 3 çocuk sahibi Erol Safiye Adıyaman çifti arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Çok geçmedi. Evden silah sesleri yükseldi. Ses duydum ya silah. Ya da silahın ses çıkarılacağı gibi bir şey. Gece saatleriydi. Baba cinnet geçirdi. Önce anneyi öldürdü. Ardından 3 çocuğunun canına kıydı. Daha sonra kendisi evlerinin ikinci katından aşağıya atladı. Buradan attı kendini. Sedyenin aldılar götürdüler. Babalarının katlettiği 3 çocuğun en küçüğü 3, en büyüğü 16 yaşındaydı. Komşuların iddiasına göre katliam göz göre göre geldi. 2 senedir yani hastaydı, rahatsızdı. Hanımı devamlı böyle bir korku içinde vardı. Ben de derdim ki hemen bir haber olursa ben hemen polisi ararım Safiye. Rehabilitasyona gittiğini biliyorum yani bu akıl hastanesi gibi. Çocuklar geliyor gözümüzün önünde. Hemen evimi değiştirmeyi düşünüyorum. Baba dehşetinin yaşandığı ev işte tam da burası. Baba evi ateşe verdikten sonra çocukların canına kıydı. Ve o küçük çocuklardan geriye sadece kapının önünde terlikleri kaldı. Gelir gider bir evine konuşurdu, selamlaşırdık. İş durumları falan iyiydi şimdi. Babaları tarafından katledilen 3 çocukla annelerinin cansız bedenleri adli tıp kurumuna kaldırıldı. Balkondan atlayarak canına kıymak isteyen cani adamınsa hastanedeki tedavisi sürüyor. Durumu